de Lades olacaklar mıydı? Bak Jhin'i Heimer alıyorlar. Karşıya Jhin bırakmamak için. Çünkü Jhin destek alırlarsa Varus'la birlikte Heimer yok ediyor. Burada da şey ama mesela Öyle bir şeyler karma yaptılar. alabilir alt koridoru. Yine itebilir şeye karşı. Yani Varus karma, Jhin Heimer'e karşı Ama koridoru itebilir. cezalandırabiliyor ya. İtiyorlar ama belki Ya cezalandırabiliyor kuleye Heimer. vuramaz yani. Evet. Yani eşit bence birazcık Sen o kimi açıdan. seçersin mesela? Jhin Heimer mi? Ben Varus Ben de Heimer oynamadığım için çok Varus karmacıyım karmaşası. Heimer'a ısınamadım ya ben. Umarım metadan gider hızlı bir şekilde. Varus. Okey. Üst koridora erken bir baskın geliyor. Hayalet de oynuyor Destroy çünkü. Sırçası yok. Fafnir'in seviye 2 olması lazım ama bir minyon daha lazım onun için. O minyonu almak üzere şu anda seviye 2 oldu. Sejuani Xante'den kaçış pek kolay olmayacak gibi. O sarsam yalnız seviye 2 geldi Typhoon'un bir E'si yok. Ya varmış pardon. Kutup saldırısını açmamış. Destroy sersemletildi ama hayalet hala aktif. Bakalım buraya yetişebilecek mi Denizbank Valkyries oyuncusu var mı? O da yok. Biraz uğraştırdı ama. Zor oldu biraz. İlk kamp Fafnir'e geldi. Romp'u da çalacak. İki kamp olacak. Evet. Fava verilen skor çok çok değerli. Orada Patch Erremir'i yakaladı. Güzel sıçra. Bağ kuruluyor orada ve skor burada skorta gitmek üzere. Çift güçlendirme var bir de. Oh. Ve her şey iyi gidiyordu belki ormanda ama bu arada köfte sıçrasını attı. Ophelia'dan bir hamle birebir skoru. Ne oluyor ya? Nasıl bir başlangıç bu? Nasıl lazım nasıl? Ve şu anda bakıyorlar. Ophelia ile birlikte Typhoon geliyor. Parus'tan yine sıçrayla birlikte bir bağ. Burada bağ arındıra bastı. Ulti Erremir'i tutuyor. Erremir'in sıçrası var. Erremir havaya savruldu orada. Kaos fırtınası yetişecek mi ona kadar? Gerek yok dedi Typhoon. Sıçraya attı çarpıyla beraber. Skoru garantiliyor. Ve 4-0'a getirdi Nasr mücadeleyi. Haritada da alabilecekleri bir ejder var. İlk alamet devamında ilk ejder. Evet güzel. Yalnız ben şeyi beklerdim burada. Ya Ophelia'nın sıçrayıp skoru almasını. Sıçrasını kıyamadı. Ama alsa mesela yani yine çok ekstra hem kaynak hem pasif vesaire. Yani bakalım belki ilerleyen dakikalarda bu kararı ona fayda getirir. Oradan asist çıkardı. Bence orada kendine hakim olması daha iyi oldu Johnny. Neden dersen ya şu dakikalarda Varus'un temposunu kırmak büyük sıkıntı yaratır Nasr'a. Yalnız skorda alt korda orada. Ay. Harika yakalıyor bağı. Az önce basmıştı Arındır'a. Emir geliyor yalnız. Köfte yetişebilir mi? Kuleyi muhtemelen alacak Ophelia ama sonrasında ne olur? Önemli olan o. Şimdi Doğan'ın kudreti kullanıldı. Hemen çekim alanını bırakıyor ya. Rakibini de sersemletti. Typhoon çekim alanından daha çıkamadan bir ulti attı. Erdemir'den kullanılan sıçrama. Diğer tarafta Ophelia'dan da iyi sıçra. Köfte son vuruşu almayı başarıyor burada. Buraya kadar altını da aldı. Sonrasında o hareket hızı onu kurtarmayacak. Gelen bir Fabulous var. Typhoon rakibini yavaşlattı. Fab ikinci skorunu buluyor. Biraz daha fazla. Ben de bakıyorum. 1600. Bitti mi benim matematik? 1400 desen okey de. O borca girmiş bu arada Eldemir. Severiz. Oldu. Korus burada sersemletiyor ama Fafnir tam zamanında geri çıktı. Zaten Merkür'ün alımları da var. Buradaki baskı devam ediyor. Yok mu defansa gelen diyor Fafnir şu anda. Hiçbir Nasr oyuncusu yakın değil. Doğan'ın kudreti kullanıldı. Alt tarafta ejder alınırken burada bir kule altı var ama Fafnir bu tarz pozisyonlara çok alışık kariyeri boyunca. A-a. Şimdilik hayatta kalmayı başardı ve sanırım vazgeçecekler kule altından geçtiler böyle. İki kişiye karşı hani böyle etkili olabileceğinden bahsetmiştik. Üçüncü geldi yine olmadı yani. Yani Johnny öyle bir an yaşandı ki sanki şey gibi. Kule altının ortasında biri şey dedi. Abi ne yapıyoruz bu adam Fafnir'miz buna yapılmaz kule altı çıkın aynen, çıkın. Aynen. Sanki öyle bir senaryo yaşandı orada. Ve bir de alt koridordan alametle birlikte ikinci kule. Fab şimdi koridoru itip dönecek ve ikinci eşyanın başlangıcını yapacak. Çok zor ya. Yani her yere bakıyorum. Yani her sezon böyle bir olayı var ya. Typhoon şu şampiyonu oynamıyor mu denildiği anda oynamaya başlayıp adam... Bu arada analizimiz... Skort'un... Bu arada Erremir Ophelia'nın üzerine gitti. Sıçrayla birlikte Ophelia şimdi o da attı sıçrayı ama köfte onu yakalıyor. Typhoon'dan da kaçan bir ulti var. Burada çok fazla kaynak ayrıldı ama istediği skoru buldu Denizbank Wildcat. Savaş yapmak yoksa okey kabul edilebilir. Oo yakalandı Erremir. Burada Erremir az önce sıçrayı atmıştı. Burada hemen cezayı kesmek için Typhoon, Skort ve Patch yakalıyor onu. Sersemletildi. Ophelia! Sen miydin az önce bana? Kitle kontrol uygulayan diye geldi. Çizerek aldı skorunu. Değil mi ama? Mana veren. Mana bunları da hasar vermeye başladı köftenin çünkü. Mana minyonu bitti. Fakat şu anda orta koridor ikinci kulesine bir savunma yok çünkü alt rotate kaldı Bağ ve Erremir. Oraya savunmaya gelemediler ve orta koridordaki iç kuleyi aldı Nasr Esports. Yani Nasr tarafı iyi bir iç totem. Rakip ormana atılacak. Orada Fafnir Destroy kuleyi aldıktan sonra burayı zorlamak isteyecek mi bakalım? Hayaletler. Mekilme kullanılıyor.
Hayaletlerde kullanıldı. Fafable şimdi geri adım attı. Üçüncü ilmek ilmekten sıyrıldı burada. Bak ne var orada ama. Fark ettin mi Destroy'un üzerinde? Biraz kime bağlı? Kime bağlı? Yifani. Vallahi göremiyorum. Aynen. Dur şu anda. Savaş okay, var. Tamam, bakarız tamam, onu sonra. Ejder başladı. Tayfun biraz dürtülüyor Ejder tarafından. Köfte şöyle yan taraftan bir açı arıyor kendine. Bu arada Destroy çok dürtüldü. Yalnız o nasıl bir hasar? O nasıl bir hasar? Patch canı bayağı basalmış durumda. Tekme savaşı başlıyor. Remir'den kullanılan bir sıçra var. Patch bir canı kalmıştı ama. Yakma hasar yetti o pozisyonda. Denizbank Valkyries için harika ilerliyor takım savaş. Typhoon risk alacak mı? Baron var ama Typhoon unutmaması lazım o yüzden. Denemiyor. Ve buradan uzaklaşıyorlar. O da olabilir belki. Bu arada trajedi geldi. Ophelia ikinci vermedi isabet ediyor. 3 ile 4 tanklandı ama. Ya tabii Bao sessiz sessiz güçlenmeye devam ediyor. O da 3 eşyada. Typhoon'dan gelen multi var. Yandan Fafnir geldi. 2 kişi havaya savurdu. Sejion Ultem yavaşladı. Hem de hasar verdi devamında. 2 skor birden geliyor. Buraya kadar altın alındı ama. Fafnir düştükten sonra da bakalım. Destroy hala full canda. Bao da iyi durumda. Typhoon yakalanıyor. Skort'tan bir skor geldi. Ama Typhoon düşecek. 3'te 3 yapan bir skort var. Fakat devamında dikkatli olması lazım. Destroy. Nasıl geliyor? Tipo hayalet bak, yam, açı geliyor ve skort sıçramak zorunda kaldı. İyi traje. Arındıra bastı. Hala ne geliyor. Zaman bitiyor hayalet. Oğlum git. Hayalet bitmedi hala. Skor düşecek ve Destroy. Skort'un hasarına ihtiyacı var. Dürtme hasarına ihtiyacı var. Bu arada önde kalan bir Fabulous. Son perde açıldı. Fab'i korumaları lazım ama yandan Skort'a ne oldu? Skort eridi arada. Abi güven. Bir trajedi daha. Fabulous. Onun üzerine gelen bir Mikael var ama kurtarmaya yetmiyor. İki skor birden. Ve Baron'a gidecek sanırım Valket. Sanırım sırf Gwen'in ultisi orada. Gwen'in ultisi bir de trajedi geldi herhalde. Evet. Bir şey geldi ama. Ekstra bir şeyler daha geldi ama. Yani Destroy tabii Rabadon bitirdiği için. Yaşık DNA'yla beraber. Ultisi falan da çok vuruyor. Şeyin üzerinden, Fab'ın üstünden sektirip skort aldı. Bu arada Ejder'e yetişebilecek mi Valket? Hızlandırma geçişinde vesaire bakalım. Muhtemelen yetişecekler. Evet. Şöyle başlar gibi oldu ama Nasr'ı da bıraktı. Rakibinin buraya geleceğini tahmin edip. Sanırım Typhoon çalmayı deneyecek. Zaten Baron da yok. Burada düşse artık yapabileceği çok fazla bir şey de yok. İçeri bir görüş lazım. Güzel totem. Parus'tan. Ve Typhoon'un yerini deniyor. Dedi. Typhoon'a buradan çıkış da muhtemelen olmayacak. Olabildiğince zaman kazanmak istiyor Typhoon. Evet. İlmek ilmeğin 3. yükü yavaşlattı onu. Nereye kaçacaklar? Vallahi uzun bir kovalamaca bizi bekliyor gibi. O müzik var mı arkada? Hayaleti vardı aslında ama ooo Bao'nun gelişe bak. Patron geldi. Trajedi tuttu. Ulti attı burada Typhoon ama yan taraftan da köfte kapatıyor. Typhoon kutup saldırısını kullandı. Yavaşlatma tutmadı ama. 719. Bir trajedi daha ve burada da skor köftede. Denizbank Bao baksana. Yani görünmeyen, monitörün görünmeyen tarafından Patch'in 160 yılını aldı. Bu arada Doğan'ın kudreti de isabet etti. Parus biraz dürtüldü. Önde kalan bir Fafnir var. Fafnir çok fazla sağlamış durumda. İyi bir ulti kullandı. Peşten atılan bir sıçra var. Typhoon da sıçrayı kullanıyor. Çok az canlı hayatta kalan isimler. Nasr tarafında ama burada inhibitörü korumak mümkün olmayacak gibi. O canların mı yenilenmesi lazım? Şu an Destroy dürtme güven oynuyor ya resmen. Ya o kadar uzak mesafelerden savuruyor ki. Evet, Baron güçlendirmesi bitti. Şimdi rakip ormandan önemli kaynaklar alınmak isteniyor. Bu arada son perde açıldı ve Bao %40 canlar tekledi. Fafnir arka tarafta da Patch. Dördüncü vuruş geldi. Skor çok fazla sarılıyor. Typhoon buradan uzaklaşmaya çalışacak. İlmek ilmek kaçtı yalnız. Patch'e sadece. Bir değişim. Bu arada Typhoon çok büyük bir risk. Typhoon düştü. Kutup saldırısı kullandı ama takımı çok gerideydi. Ve takımda. Bu arada Destroy biraz geride ve bunu fırsat bilip savaşı başlatmak istedi Typhoon. Güzel bir arındır Bao'dan. Typhoon önde kalıyor. Onun üzerine atılan bir Mikael var. Destroy şimdi geldi. Hasarı tanklamak istiyor. Bir mermi daha var. O mermi kime gidecek? Arka taraftan birini buldu. 3'te 3 yapan bir Destroy var. Fafnir ve Ophelia ayakta kalan son ikili. Bakalım direnebilecekler mi burada? Diğer tarafta da Erremir ve Destroy'un canı az. Burada alabileceği bir ejder var. Orada Fafnir hayalete bastı. Gargoyle'ı da açtı. Zaman kazanmak istiyor. Kalkan da devreye girdi ama kullanılan bir ışınlanla oyunu bitirmeye gidiyor şu anda. Denizbank Valkyries tarafı burayı savunmaya gitti Ophelia. Bir tane minyon var. Yeni minyon dalgasına ihtiyaç var ve ölüm süreleri çok uzun. Oraya bir Seyit lazım. Geliyor. Patch. 5 saniye sonra gelecek. Typhoon'a da 10 saniye var. Bakalım. Buradaki savunmayı başarabilecek mi Nasty Esports? Onu be.
O ne oğlum? Ophelia %40 yana düştü. Ophelia'nın üzerine bir hamle, basılan bir kronometre var. Fetch yaklaştı buraya ama buradaki savunma mümkün olmayacak Nasri Esports için. Denizbank Wildcats 39 dakikanın sonucunda kazanmayı başarıyor. Çok yakın.